Thor'un çekicini kaldırmayı başaran 12 süper kahraman. Thor'un çekici, yani Mjölnir'i sadece Thor'un kaldırabileceğini duymuşsunuzdur. Bu çekiç sayesinde Thor gerçekten inanılmaz güçlü bir süper kahraman haline geliyor. Nitekim çizgi romanlarda ve filmlerde Mjölnir'i kullanabilen tek karakter Thor değildir. Birkaç karakterin geçici bir süre Mjölnir'i kullandığına tanık olduğumuz zamanlar oldu. Gelin çekici kaldırabilen 10 süper kahramanımıza hep birlikte bakalım. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Öncelikle Thor'un gücünün kaynağı olan Mjölnir, cüce madenciler tarafından ölmüş bir yıldızın kalbinden yer aldığı söylenen Uri adlı maden kullanılarak dövülmüş bir silahtır. İsminin anlamı ezicidir. Thor'un bir Asgardlı olmasından gelen bir takım özellikleri dışındaki tüm olağanüstü güçleri bu silahtan gelmektedir. Silahın üstünde şunlar yazar: bu çekici tutan kişi eğer layıksa Thor'un gücüne sahip olacaktır. Elbette layık kelimesinin Asgard kültürüne endeksli olduğunu söylemekte fayda var. Red Hulk. Red Hulk, Hulk çizgi romanı altında geçen yeni kötü karakter. Hulk diye de kısaltılır. Ancak kimliği ve nasıl oluştuğu henüz bir sır olarak saklanmaktadır. Mjölnir'i sadece onu kaldırmayı layık olanlar kaldırabilirdi, değil mi? Peki ya Red Hulk? İşte burada bir çakallık var. Red Hulk işin hilesini bulmuş. Bir eliyle Thor'u tutan Red Hulk, diğer elini de Thor'un koluymuşçasına kullanıp Mjölnir'i kaldırıyor. Wonder Woman. Wonder Woman, gelen her türlü kurşun saldırısını karşılayabilen, hatta bu kurşunları düşmana tekrar atabilen bir süper kahraman ve DC Comics karakteridir. Wonder Woman uçabilir ve halkalarıyla atak yapabilir. Güçlü kadınların idolü Wonder Woman'ı yıllardır film veya çizgi romanlarda sıkça duyuyoruz. İlk kez 1941 yılında ekrana çıkan Wonder Woman'ı 2017 yılında yeni filmiyle daha çok tanımıştık. DC Comics'in süper kahramanı Wonder Woman da Mjölnir'i kaldıran isimler arasında. Ne alaka demeyin. 1990'lı yılların sonuna kadar DC Comics ve Marvel ortak çizgi romanlar yayınlıyorlardı. Bunlardan birisinde Wonder Woman, Storm ile bir kavgaya tutuştuğu sırada adalet duygusu sayesinde Mjölnir'i kaldırmıştır. Miguel O'Hara. Miguel O'Hara, Marvel'in 1998'de yayınladığı çizgi romanında yer alan Spider-Man 2099'da çekici eline geçiriyor. Alternatif bir evrende gelecekteki Spider-Man'dir kendisi. Miguel bir genetik bilimcidir. Bilgilerinden faydalanarak orijinal Spider-Man'in yeteneklerini yaratmaya çalışırken meydana gelen bir patlama sonucu DNA'sının yarısını örümcek DNA'sı olarak kodlamıştır. Bunun üzerine kendisine bir kostüm yaratır ve geleceğin Spider-Man'i olur. Süper insan dayanıklılığına, gücüne, hızına ve iyileşmesine sahiptir. Ön kol kemiklerinden ağ fırlatır. Çok çeviktir ve dövüş sanatları konusunda uzmandır. Dişlerinde ve pençelerinde zehir vardır. Çok uzağı görebilen Spider-Man'in örümcek hissi yoktur. Kaptan Amerika. Thor Odinson dışında Mjölnir'i kullananları düşününce akıllara ilk olarak Kaptan Amerika geliyor. Steve Rogers 1988 yılında The Mighty Thor'un 390. sayısında bu çekici kullanmıştır. Thor Avengers üyelerini ziyaret etmişken Mısır tanrısı Set'in Asgard'a saldırdığını öğrenir. Bu saldırıyla birlikte de Set aynı zamanda Mısırlıların ölüm tanrısı Grogu Thor'a saldırması için dünyaya yollar. Kaptan Amerika da tabii ki Thor'un yardımına koşar. Bu savaş sırasında alaşağı edilen Thor Mjölnir'i düşürür. Kaptan Amerika da bu efsanevi çekici kaldırarak savaşın seyrini değiştirir. Yeni Avengers izleyicileri çok şaşırsa da bu duruma, zaten çizgi romanları iyi takip edenler Kaptan Amerika'nın çekici kaldırabileceğini çok iyi biliyordu. Eric Masterson. Çizgi romanlarda Thor yine kötülerle savaşırken o sırada orada bulunan Eric ismindeki bu vatandaş yaralı Thor'a yardım etmek için Mjölnir'i alır. Daha sonra Thor Loki'yi öldürünce Odin ceza olarak Thor'un yerini Eric Masterson'un almasına karar verir. Daha sonra esas Thor geri dönünce Mjölnir'le aynı malzemeden yapılma Thunderstrike adlı çekici Eric'e verir. Eric de Thunderstrike adıyla maceralar yaşar. Thunderstrike'la bir süre Thor'un rolünü üstlenmiş, Avengers'ta yer almış, hatta kendi mini serileri dahi yayınlanmıştır. Beta Ray Bill. Corbinate ırkının koruyucusu olan Beta Bill Ray, onurlu ve güçlü bir savaşçıdır. Mjölnir'i kaldırması ise tamamen tesadüftür. Thor, bir savaştan baygın şekilde ayrılır ve gizli kimliği olan Dr. Donald Blake'e dönüşür. Mjölnir ise baston şeklini alır.
Rey, olanlardan habersiz bastonu kaldırır ve yere tıklatır. Bu tıklatma, Mjölnir'i aktif hale getiren büyüyü tetikler ve Rey, kendisini elinde Mjölnir ve Thor'un gücüyle bulur. Mjölnir'i kullandığını ispatladığında, Odin onun için yeni bir çekiç Stormbreaker'ı yaratmıştır ve bu çekiç bile Thor'un bütün güçlerini vermiştir. Roger Red Norvel. Roger Norvel bir belgesel çekiminde çalışırken Loki tarafından kandırılıp Asgard'a giden birisidir. Asgard'da Sif'e aşık olup ve kendisini kanıtlamak için Loki'nin de gazlamasıyla Thor'a meydan okur. Güç eldiveni kemerini takan Red Norvel, Mjölnir'i kaldıracak kadar güçlü olur ve Thor'u yener. Daha sonra dev yılan Jormungand tarafından öldürülen Red Norvel, Odin tarafından diriltilir. Sonrasında kendisine Crusher isimli Mjölnir'e benzer bir çekiç verilir. Superman. Tüm çizgi roman dünyasının en popüler ve tanınan hayali karakterlerinden biri ve en önemli bir Amerikan kültürel ikonudur. İlk Superman 1933 yılında yaratılmış kel bir karakterdir. Pek çoğuna göre dünyanın en güçlü süper kahramanıdır. Wonder Woman kaldırır da dünyanın en güçlü süper kahramanı Superman kaldıramaz mı? Aynı savaşın gidişatı içerisinde Superman de can havliyle Mjölnir'i kaldırır. O anki kudretiyle bunu başarabilen Superman, savaş bitince çekici kaldıramaz hale geliyor. Gerçekten de güzel bir senaryo. Marvel ve DC'nin eskisi gibi tekrar birlikte olmasını ister miydiniz? Awesome Andy. Mjölnir'in büyüsü güçlü silahı korumaya yetecek gibi gözükse de kendi içerisinde bir açığa sahip. Çekici kaldırmayı hak eden kişiler eğer android ise ufak bir sıkıntı yaşanabiliyor. Awesome Andy, Matt Thinkers tarafından her türlü süper gücü taklit edilebilen bir android olarak yaratıldı. Normalde programın aksine herhangi bir kişilik göstermeyen Andy, She-Hulk çizgi romanında gelişti. Matt Thinker tarafından süper güçleri kopyalama özelliğine kişilik kopyalama da eklenince Awesome Andy, Thor'un kişiliğini kopyalayarak Mjölnir'i kaldırmayı başardı. Odin, Bor ve Buri. Thor'un babası Odin, büyük babası Bor ve büyük büyük babası Buri de çekici kaldırabilenlerden. Zaten Thor'un ataları kaldıramayacak da kim kaldıracaktı? Şüphesiz bizi en çok ilgilendiren Odin'dir. Çünkü çekici ilk tanıştıranlardan birisi. Onun sayesinde o efsane silahı tanımış olduk. Odin, İskandinav mitlerindeki iki temel tanrı toplumlarından biri olan Aesir toplumunun başı. Diğer tanrıların ve herkesin babası, şiirsel ilhamın, gizem ve büyünün tanrısı, savaşçıların kumandanı ve koruyucusudur. Odin'in Asgard'da yaşadığı evin ismi Valaskialf'tir ve evin Hliskialf adında bir tahtı bulunmaktadır. Bu tahtta 9 diyarın hepsini gözetleyebiliyordu. Odin, yeryüzüne ve gökyüzüne de hakimdir. Gerektiği zaman kartala dönüşebilmektedir. Hulk. Her ne kadar Thor aksini iddia etse de Hulk, Marvel evreninin en güçlü, en kaslı abisi. Hulk bugüne kadar kaç kere efsanevi çekici kaldırmaya çalıştığını kendisi bile bilmiyordur ama Mjölnir ile Thor'u dövdüğü gerçeğini kimse unutamaz. Avengers'ın Thanos ile girdiği mücadelede Thor çekicini çevirerek tüm gücüyle Thanos'un üzerine doğru uçar. O sıra Thanos, yeşil devi zihin kontrolü altına alır ve kendisiyle çekicin arasına atlamasını sağlar. Hulk çekici tutar ve Thor'un suratına Mjölnir ile birkaç kere vurur. Her ne kadar Thor o sıra Mjölnir'i tutuyor olsa da Hulk'ın bunu koskoca Marvel evreninde yapan ilk ve tek kişi olması önemli bir detay. Magneto. Marvel'ın Ultimate evreni genelde ana evrendeki hikayelerde göremeyeceğimiz ve son derece enteresan olayların yer aldığı bir yerdir. Çocukları Quicksilver ve Scarlet Witch'in ölümünden sonra üzüntüden çılgına dönen Magneto, mutant gücünü kullanarak Mjölnir'i kaldırır ve onun gücünü de kullanarak dünyanın kutup manyetiklerini tersine çevirir. Magneto aynı taktiği normal Marvel evreninde de denemiş fakat başarılı olamamıştır.